Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Hemen bir haberle başlayayım. Kısacık bir haber, sonra biraz kendimce analiz ve siyasetin felsefesini yapacağım. Daha doğrusu hepinizin iyi niyetinden şüphe etmediğim için bir bakıma kendim dahil hepimizi, sizler de dahil hepimizi AKP'ye, MHP'ye oy verenleri zaten suçlayacağım. Ama bizlerin de çok hatası var. Onları da öz eleştiri şeklinde söylememiz lazım. Neyse önce haberi okuyayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin itirazlarına rağmen aralarında Britanya, İspanya, Japonya ve Kanada'nın bulunduğu 14 ülke, Küba'nın pandemi nedeniyle talep ettiği borç ertelemeyi kabul etmeye yakın. Pandemide çok sıkı karantina uygulayan sosyalist ülkede virüs kaynaklı olarak sadece 123 kişi hayatını kaybetti. Fakat Trump gider gitmez bilmiyorum. Ne değişir onu da anlatıyorum, yine anlatacağım. Ama Amerika Birleşik Devletleri Küba'nın borç ertelemesine, tabii ki şu andaki başkan Trump aracılığıyla itiraz etti. Hatta diğer ülkelere de Amerika Birleşik Devletleri kafa tuttu. Hayır dedi, bu borçlar ertelenmeyecek. Ertelenir ertelenmez. Beni ilgilendiren, sizlerle paylaşmak istediğim şu. Canlarım, kim ki size küresel ekonomi, küresel dış politika, bunlar bitti yani küreselleşme bitti diyorsa yüzüne alay ederek bakın, hiçbir şey söylemeden dönün gidin sadece. Küreselleşmeye karşı olan şu anda dünyada bir tek ülke var. Kuzey Kore. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Bakın Memduh Dede söylüyor, çok az kaldı. O da küreselleşmenin içine zorunlu olarak gidecek. Nasıl gidecek? Güney Kore ile Kuzey Kore birbirlerine kavuşacaklar. Canlarım, kavuşturulacaklar. Kim derdi ki Küba küresel finans aktörlerinden borç alacak ve kim derdi ki Küba borç ertelemeyi talep edecek? Beni en çok ilgilendiren bu. Borçlar ertelenir, ertelenmez. Göreceksiniz, Amerika'ya rağmen bu borçlar ertelenecek. Amerika'nın yaptığı başka bir şey. Hiç olmazsa ben bir itiraz etmiş olayım. Yani kayıkçı kavgası dünyanın her yerinde vardır. Tabii en yoğun yaşandığı ülke Türkiye'dir. Bizdeki kayıkçılar ise kavgayı kayıkları karadan yürüttükleri için Mehmet Ağa, neydi? Fatih Sultan Mehmet gibi, onun torunları ya biliyorsunuz. Onlar kayıkları karadan yürüttükleri için kayıkçı kavgasını genelde karada yaparlar. Kürekler havaya kalkar, iner birbirlerinin kafalarına. Birbirlerinin kafalarına diye sallarlar ama yok. Yolcuların kafasına vururlar ki yolcular korksun. Ya bir dakika durun, kavga etmeyin ya, kavga etmeyin. Ha bizdeki gibi be, aynı. CHP, İYİ Parti, MHP ve tabii ki başta AKP, hatta HDP birbirlerinin kafalarına kürek indirirler sözde. Hayır, kürekler sizin bizim kafaya iniyor. Vallahi, ha, iş adamlarına rastlamaz. Çok az, belki birkaçına rastlar. Ama o kürekler sizin bizim kafaya iner. Siz hiç merak etmeyin. Yemin ederek söyleyebilirim. Ama yemin, doğru söz yemin gerektirmez. Yemin etmeyeceğim. Kendime de güvenim var. Ama böyle canlarım. Ne yazık ki. Sadece bizde de bütün dünyada. Fakat bizdeki çok fazla artık. Kör gözün parmağına. Yani bu kadar da rezilce bizdeki. Artık tam çıktı değil mi? Tam, farkında mısınız? Sadece ve sadece kayıkçı kavgası yapıyor. İktidar ve muhalefetin yaptığı bir tek şey var. Kayıkçı kavgası. Artık o Ecevit, solcu Ecevit. O Ecevit ama bitti gitti. Bakın canlarım, sizinle şimdi biraz siyasetin felsefesini yapalım. Şikayetler hepimizden, herkesten. Ben pek o konulara, dikkat ederseniz, girmiyorum. Efendim AKP borçlanıyormuş. Hatta kanunsuz, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kanun çıkartmadan, bütçe çünkü kanunla yapılır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılır. Kanun dahi çıkarmadan borçlanmış. Şimdi de iki misli borç istiyormuş. Ne istemesi ya? Aldı onların hepsini. Şimdi istediği kanun çıkarmak. Değil mi? Tamam. Beni ilgilendiren burada ne biliyor musunuz? AKP'nin yasa dışılıklarına ben o kadar alıştım ki artık. Mücadelemi veriyorum burada kendimce. Asıl burada yapılmak istenen, söylüyorum. Biliyorum yine çok kişi benimle kafa bulacak ama AKP gidiyor. Erdoğan gider ayak arkasından gelecek iktidara
öyle bir borç bırakacak, öyle bir borç bırakacak ki Erdoğan'ın fiziki ömrü yeterse, yani ona tanrısal güçler hayat tazelemesi verir, ömrünü daha da uzatırsa Erdoğan bir daha gelecek. Bu sefer eğer 100 yaşına kadar yaşarsa 100 yaşına kadar Türkiye'de kalacak. Yapmak istediği borç o kadar yüksek bir borç. Zaten şu andaki dış borçlar dahil iç borçlar ancak ve ancak para basılarak ya da acayip yüksek vergilerle ödenebilecek noktaya geldi. Yeni gelecek iktidar ya vergileri yükseltecek ki daha ilk günden tukaka olacak ya da ne yapacak? Ya da para basacak. Ne parası basacak? O borçları ödemek için basacak. Üretmek için değil. Üretim için para bassa, eğer piyasaya çıkan para karşılığında piyasalarda üretim var ise, yani mal ve hizmet arzı varsa, hiç korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Ama siz parayı basıp siyasi amaçlarınız seçim kazanmak uğruna harcarsınız. Yani sadece tüketilmesi için ya da devletin borçlarının ödenmesi için o parayı piyasaya bırakırsanız, üretim de artmayacağı için, yani mal ve hizmet üretimi artmayacağı için yüksek enflasyon yaşarsınız. Böyle oldu. Kim yaptı onu öyle? Sağcı iktidarlar yaptı. Ben Süleyman Demirel'in şahsını, devlet adamlığını savunabilirim. Özal'ın liberal ekonomide bazı yapmak istediklerini, hatta bazı yaptıklarını savunabilirim ama hiçbirisi benim istediklerim değildi. Süleyman Demirel'in bilhassa Cumhurbaşkanlığı dönemini savunabilirim. Sorumluluk sahibi. Bütün bunların hepsini kabullenen birisiyim ben canlarım. Ama sağcı iktidarlar ki Türkiye'yi demokrasi döneminde, yani son 70 yılda, yılın 60 yılında onlar yönetti. Baktığınız zaman da bunun yaklaşık 23 senesini Süleyman Demirel yönetti. Rahmetli Süleyman Demirel. Eğer 12 Eylül'den itibaren alırsanız aradaki 1-2 sene, 1,5 sene hariç yaklaşık 13 senesini rahmetli Özal yönetti. Ne etti? 33 sene. 18'inde Erdoğan yönetti. Ne etti canlarım benim? 23, 33. Ne etti canlarım benim? 51 sene etti değil mi? 23 Süleyman Bey, pardon. 23 sene Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak idare etti Türkiye'yi. 23 sene. 13 senede Turgut Özal, 1980'den sonraki kısa bir dönemi atın. Çünkü 1980-12 Eylül'e kadar da iktidarda Süleyman Demirel olsa da yönetim Turgut Bey'le bir ekonomi yönetimi. 13, 23 etti mi 36? 18 senede Recep Tayyip Erdoğan, 54 sene. Zaten 70 senelik demokrasi hayatımız var. 6 senesini askerlere çıkarın. 62. 8 senede diğer bölük pörçük koalisyon hükümetleri, ama onlar da yine baktığınız zaman MHP'li hükümetler, Refah Partili hükümetler, Anavatan Partili hükümetler, Doğru Yol Partili hükümetler. Yani canlarım, Türkiye'nin son 70 senesini neresinden bakarsanız asgari 60 senesini sağcı, ilkel vahşi devlet kapitalizminden yana olan, komprador kapitalizminden yana olan, demokrasiyi asla içselleştirmeyen, sadece seçim kazanmayı hedefleyen sağcı iktidarlar yönetti. Ve Türkiye onun için gelişmekte olan ülkeler sınıfında patinaj çekerken şimdi ekonomik olarak az gelişmiş ülkeler sınıfına düştü. Kim sayesinde? Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay ve Bakan Berat Albayrak sayesinde. Yüzünden, sayesinde demeyelim. Yüzünden bu noktaya düştü canlarım benim. Evet, ne yazık ki böyle oldu. Peki, şimdi gelelim işin başka boyutuna. Ecevit neden iktidar yapılıyordu? Ecevit 1973 senesinin sonlarında ya da 74'ün başlarında Erbakan'la ortak edildi. Erbakan'ı Türkiye'ye kim getirdi? İyi Saatte Olsunlar getirdi. O zaman İyi Saatte Olsunlar kimdi? 12 Mart muhtırasını veren generaller, daha doğrusu o günün Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Neden? Süleyman Demirel'e karşı. Süleyman Demirel tek başına iktidara gelmesin diye Türkiye'den kaçan Erbakan'ı kırmızı tipli mumla gittiler, İsviçre'den Türkiye'ye getirdiler. Ona Milli Selamet Parti'yi kurdurdular. Kim kurdurdu?
askerler kurdurdu. Evet canlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri kurdurdu ya, bu kadar net, bu kadar açık. Ve 1973 seçimleri oldu. Ecevit'in oyları, CHP'nin oyları %33'tü. Doğruyu Adalet Partisi'nin oyları %29'du. Evet. Süleyman, yani CHP ile Adalet Partisi arasındaki oy farkı sadece %4 idi. %11 Demokratik Parti nereden kopmuştu? Adalet Parti'den kopanlar. Ferruh Bozbeyli genel başkan. Başka %11 MSP. Onlar kimler? Onlar da yine Adalet Parti'den kopan İslamcılar. Evet canlarım. %22, %29 daha ne yapar? %51 yapar. Erbakan İsviçre'den getirilip Milli Selamet Parti kurdurulmasaydı, Demokratik Parti adı altında keza yine Adalet Parti'nin içinde laik geçinimli Müslümanlar, yani laisizmle ve Mustafa Kemal Atatürk'le kavgası olmayan ama mütedeyyin Müslümanlar. Demokratik Parti öyleydi. Demokratik Parti öyle bir partiydi. Olmasaydı Süleyman Demirel'in Adalet Partisi yine tek başına iktidara geliyordu. Amaç, ya adama 12 Mart yaptık, bir nevi darbe yaptık, iktidardan düşürdük, yine bu gelecek. Gelmesin diye yapıldı. Ecevit'le Erbakan'ı ortak ettiler. Ecevit'le Erbakan ortak olduklarından sonra hükümet açıklandığı ilk yaptıkları şey, bütün her şeye, bakınız bütün her şeye zam yapmak oldu. E neden ondan önceki Naim Tarı hükümeti yapmadı o zamları? Çünkü o zamları Naim Tarı hükümeti yapsaydı, ki yapması gerekirdi, ara dönem hükümetiydi. Naim Tarı Merkez Bankası Başkanlığından alınmış, başbakan yapılmıştı. Ara dönemin son başbakanıydı. Ona dediler ki sakın zam yapma. Sakın ola zam yapma. Bekle. Bırak onlar yapsınlar zamları. Evet. Tarihi yanılgıyı ortadan kaldıran sözde CHP ile MSP ortak oldular. İlk yaptıkları dediğim gibi müthiş bir zam oldu. Uyanıklar, baktılar, gördüler, perişanlar. Gerçekten ne MSP kaldı ortalıkta o anda, ne CHP kaldı. İki parti de perişan olmuştu ki 1974 senesinde. Yani iktidar olduklarından sadece ve sadece 6 ay sonra Kıbrıs'taki o olaylar patlak verdi. Başbakan Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Erbakan Kıbrıs'a çıkartma kararı aldılar. O günlerde 12 Mart'tan gelme, 12 Mart döneminde, askeri hükümetler döneminden kalma, 4 milyar dolar döviz rezervimiz vardı. 4 milyar dolar. Bütün o 4 milyar dolar döviz rezervini biz Kıbrıs çıkartmasında harcadık. E harcamasa mıydık? Efendim o ayrı bir konu. Ben size oraya nasıl geldik diyorum. Bizim Kıbrıs çıkartmamız bir sonuçtur. Ama sebebini bilmeden sonuçla övünmek ne kadar doğru olabilir bilmiyorum yani. Ya da sonucu lanetlemek ne kadar doğru olabilir onu da bilmiyorum. Ama ben size sebebi söylüyorum. Sebep 4 milyar dolar döviz rezervimiz yemek ama bu arada da Ecevit'le Erbakan'ı ya da en azından tabii Başbakan Ecevit olduğu için kahramanlaştırmaktı. O anda öyleydi. Ecevit acele etti, kahramanlığını oya çevirmek için hükümeti yıktı. Evet hükümeti yıktı. Ara dönem hükümeti Sadi Irmak başkanlığında 6 ay devam etti. Güven oyu da vermediler Sadi Irmak'a. Parlamento güven oyu da vermedi. Canlarım. Gitti, bitti. Milli neydi? Milli cephe hükümetleri başladı. Derken işte yine 77'de erken seçim oldu. Erken seçimlerde Ecevit'in oyu bu sefer %40'ı geçti ama yine seçimi kazanam yani parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı. 11 tane milletvekili transfer etti Adalet Parti'den. Sözde hükümet kurdu. Sözde. Bana göre sözde. Ve 1978-79 Ecevit milliyetçi cepheden kalan, milliyetçi cephe döneminden kalan, yani Erbakan'ın tarlaya gördüğü her tarlaya, boş tarlaya temel attı. Sade temel ama başka bir şey yok. Ne proje, ne plan, ne finansman, hiçbir şey yok. Rahmetli Erbakan öyle bir huyu vardı. Temel atmayı çok severdi. Attığı temeller ama o temeller için sözüm ona yapılan borçlanmalar ve Ecevit bütün o borçları, aslında borçlanma dediğimiz hepsi Türkiye'de üretimden çok yine tüketime giden paralardı. Rahmetli Ecevit o borçların hepsini ödedi.
Hem de o sakat hükümette, 11 Truvat ile kurduğu hükümette. O borçların hepsini ödedi. Sonra başına gelenleri biliyorsunuz. Tekrar Süleyman Demirel geldi. Turgut Özal'ı ekonomiden sorumlu bakan yaptı. Müsteşar yaptı. Aynı zamanda devlet planlama teşkilatı, pardon, bakan yapmadı da başbakanlık müsteşarı yaptı. Özal 24 Ocak kararları ile ekonomide zecri tedbirler aldı. Ama asıl amaç ekonomiyi Avrupa ve Amerika tipi liberal ekonomiyi hazırlamaktı, sözüm ona. Olmadı, olamayacak gibiydi aslında, görünen oydu. Askerler bu sefer bir askeri darbe daha yaptılar. Bu seferki çok kanlı oldu. Çok gencimizin canına kıyıldı. 600'den fazla gencimiz idam edildi. Canlarım. Bakın, bütün bunların hiçbirisi komplo teorisi değil. Belki bütün bunları yapanlar iyi niyetliydiler. Hiçbir lafım yok. Belki Erdoğan da her şeyi iyi niyetle yaptı. Neden? Çünkü Erdoğan devleti bilmez, tanımaz. Erdoğan seçim kazanmaktan başka hiçbir şey bilmez. Bakın, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Seçim kazanmaktan başka hiçbir şey bilmez. O nedenle diyorum, belki de onlar da iyi niyetliydiler. Onu bilemiyorum o kadarını. Ama olan oldu. Ecevit'e sosyal demokrasiyi katlettirdiler. Halk demokratik soldan korktu. Korktu, halen korkuyor. Demokratik sol deyince halkın ödü patlıyor. Halbuki dünyayı yöneten devletlerin ve dünyadaki ekonomileri başarılı olmuş devletlerin hemen hepsi en kapitalist, en sağcı, en Hristiyan demokratı bile mutlak surette artık gelir dağılımında adaleti sağlamadan hiçbir şey yapamayacağının farkında. Bu nedenle mesela Almanya'yı sosyalistlerle ya da sosyal demokratlarla Hristiyan demokratlar birlikte yönetiyorlar yıllardır. Fransa'nın başındaki arkadaşın ne olduğu belli değil ama sola yakın. Şimdi İngiltere'de sağcı bir adam var ama İngiltere'nin de başı nasıl belada görüyorsunuz. Avrupa Birliği'nden kopmak için yırtınıyor adeta. Sonra ne olacak, hep beraber göreceğiz. Bakın, Amerika'da da çok büyük ihtimalle demokratik sol bir başkan iktidara gelecek. Kanada'daki zaten demokratik sol bir adam. Şimdi bakın canlarım, bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Ama Türkiye'de gelişmeler öyle gösteriyor ki Erdoğan borçlanabildiği kadar borçlanacak. Borçlanabildiği kadar borçlanacak. Seçim kazanmak isteyecek yaptığı borçlarla. Kazanamayacağını da farkında. Neden? Çünkü o yukarı çıkmak istedikçe Bahçeli onun sırtını sıvazlarken bir tarafından da arkasındaki gömleğinden ya da askısından tutmuş, kimseye göstermeden aşağı çekiyor. Erdoğan yukarı çıkmak için çabalıyor. Bahçeli aşağı çekiyor. Erdoğan Bahçeli'nin sırtını sıvazladığını zannediyor. Hayır. Üstüne basa basa söylüyorum. Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten tamamıyla bitirmek için konulmuş bir figürdür. Erdoğan farkında artık ama geçti. Şimdi HDP ile barışabilse dünden razı. Gülen cemaatiyle barışabilse Erdoğan, ya da Gülen cemaati Erdoğan'ın çok zor durumda olduğunu fark ettiğinden dolayı acayip şeyler istemese, Erdoğan Bahçeli'yi hemen atacak bir tarafa, Gülen cemaatiyle yeniden barışacak. HDP ile de barışacak. Aha, şurayı yazıyorum. HDP'ye yapılan bütün baskıların bir tek sebebi var. Atarım Bahçeli'yi sırtımdan, sizleri de tekrar kendime, yanıma çekerim. Ama bir şartla. Size güvenmem lazım. Bitirin şu terörü. Terörü siz bitirin. Ancak siz bitirirsiniz. Beraber bitirmiş olalım. Aha, not ediyorum ya, yazın bir tarafa ya. Oynanan oyun tamamen bu. Ve çok yüksek borçları birilerinin üzerine yıkmak olmazsa bunlar. Sabredip bekleyip halkın tekrar bir erken seçim isteyerek, parlamenter sisteme de döndürterek bunları yeniden en azından başbakan olmak isteyecektir, istiyordur. Canlarım, unutmayınız. Dünyanın bütün ülkelerinde eğitimsiz, cahil insanların sayısı eğitimli insanların sayısından çok daha fazladır. Gelişmiş ülkelerde bu oran yarı yarıyanın biraz üstündedir. Yani eğitimsiz insanlar eğitimli insanlardan %3-%5 fazladır. Ama bizim gibi ülkelerde eğitimsiz insanlar eğitimli insanlardan en az %15-%20 daha fazladır. Bizim gibi ülkelerde eğitimli insanların da yarısı çıkarcı oldukları için, dinleri imanları para olduğu için, onlar da haliyle iktidar kim olursa ondan yana olurlar. Bakınız, şu anda Erdoğan'ın yanındakilerin hemen hepsi
Mesut Yılmaz'ın son başbakanlığı döneminde ya da Ecevit'in başbakanlığı döneminde onun yanında olanlar. O milletin anasını orasına koyan müteahhit Mesut Yılmaz'ın kankasıydı. Mesut Bey canıyla mücadele ediyor şu anda. Allah inşallah güç, kuvvet, sağlık versin. Ben insanların hayatlarıyla ilgili asla bir intikam duygum olmadı olmaz. Ve Mesut Bey'e dua ederim, iyileşir inşallah canlarım. Ama buydu. Yarın iktidar değiştiğinde zannediyor musunuz ki Sabah'ın patronuyla Hürriyet'in patronu Recep Tayyip Erdoğan'a gidecek? Hayır. O gün kim başkan olmuşsa, bugünkü muhalefet partilerinin içinden birisi seçecek onu. Kim başkan olmuşsa Hürriyet gazetesi, Sabah gazetesi ve Türkiye gazetesi patronajı tam sayfa ilan vererek yeni başkanı kutlayacak, kendisine başarılar dileyecektir. Ve gidip saraydan randevu almak için kuyrukta bekleteceklerdir adamlarını. Böyle olacaktır. O gün yani Erdoğan seçimi kaybettiği günden bir süre sonra Erdoğan'ın yanında bulacağı tek gazete var. Karar Gazetesi. Neden? Karar Gazetesi gördüğüm kadarıyla adaletin, demokrasinin, hukukun peşinde koşuyor. Onların hepsi Tayyip Erdoğan'cıydılar. Hepsi. Ama baktılar ki Tayyip Erdoğan'ın sistemi devam ederse gelecekte kendilerine hiç hayat yok. Haliyle ve haklı olarak demokratik hukuk devletinden, hatta demokratik layık sosyal hukuk devletinden yana tavır koydular. Doğru mu yaptılar? Bana göre doğru yaptılar canlarım benim. Evet. Şimdi bakın Yunanistan'a. Sık sık söylerim. Tsipras. Harika, mükemmel bir yurtsever. Bizim Ecevit gibi. Solcu, göçsever. Düzgün, temiz ahlaklı. Çalmayan, çırpmayan bir politikacı. Kendisinden önceki sağcı iktidardan kalan bütün borçları ödedi mi? Ödedi. Nerede Tsipras seçim kazanabildi mi? Kazanamadı. Neden? Dedim ya, bizim gibi ülkelerde, Yunanistan da bize yakındır, eğitimsiz ve cahil halk neye bakar? Karnının doyup doymadığına bakar. Biraz devleti koruyucu, gelecekte devleti güvence altına alıcı kararlar alıp uygulamaya koydunuz mu gittiniz. Tsipras da isteseydi basardı parayı, ödemezdi borçları, moratorium ilan ederdi ki Varoufakis miydi eski Komünist Maliye Bakanı, yapma dedi ona. O biraz da çünkü siyasi kafası da vardı. Tsipras hayır dedi. Biz bu halkı, biz bu devleti seviyoruz dedi. Başka ne dedi Tsipras? Tsipras dedi ki ey Yunan halkı dedi, yani kendi halkına, ey halkım. Bizi ve Türkiye'yi birbirimize düşman edenler dedi. Bizi birbirimizle sürekli savaş halinde tutmaya çalışanlar silah tacirleri ve silah tacirlerinin adamlarıdır. Oysa ben istiyorum ki Türkiye'den kendimizi korumak için silaha harcayacağımız parayı sizin refahınız için harcayayım. Aynı şeyi Türk hükümetleri de yapsın dedi. O lafı söyledikten sonra bizim Erdoğan'dan bir tek kelime çıktı mı, duydunuz mu? Tsipras haklı dedi mi? Hayır, hiç. Neden? Çünkü o öbür taraftaydı. O savaşın mutlaka devam ederek silah alımının, iki taraf ülke tarafından da silah alımının devam etmesinden yanaydı canlarım. Sonra neler yaptığını gördük hep beraber, değil mi? Hala savaşı kaşıyoruz. Her yerde savaşı kaşıyoruz. Bilerek, bilmeyerek, bilmem, onu bilmiyorum. Ama ben size durum tespiti yapıyorum şimdi. Ve göreceksiniz Erdoğan bu borçları birilerinin üstüne mutlaka yıkacak da kimin üstüne yıkacak? Şimdi benim tahminim o ki bu borçlanmaları sürdürerek 2023'e kadar gitmeyi planlayabilir. 2023'e kadar. Ama Bahçeli öyle bir yerden gelecek vuracak ki dış politikada. Ekonomide Bahçeli'nin yapabileceği hiçbir şey yok. Dış politikada öyle bir yerden tekrar vuracak ki, ama sırtını sıvazlarmış gibi vuracak ki Türkiye ekonomisi yönetilemez hale gelecek. Erdoğan erken seçimi muhalefete istetecek. Muhalefet çırpınacak erken seçim diye. Erdoğan da diyecek ki kardeşim getirin ya şu erken seçim teklifinizi. Siz getirin. Kendi getirmeyecek. Siz getirin. Muhalefet koşa koşa erken seçim kararını meclise getirecek. Erken seçim kararı çıkartacak. Erdoğan kaybedecek. Kesin kaybedecek. Ondan emin olabilirsiniz. Ama bu arada büyük ihtimalle de parlamenter sisteme dönüşü de sağlayacak. Yani Erdoğan kaybedeceği bir seçimi başkanlık sistemiyle terk etmez. Ha, şuraya yazın. Başkanlık sistemiyle neden terk etmez? Çünkü der ki ya bir uyanık gelir, benim yaptıklarımın aynısını belki daha fazlasını yapar. Ne AKP kalır ne MHP kalır diye korkar. O nedenle
Tahminim o. Yanılabilir miyim? Efendim ben analiz yapıyorum. Yanılabilirim tabii ki. %1000 doğru söyledim, doğru söylüyorum diye bir iddiada bulunmuyorum canlarım, güzellerim. Burası Türkiye. Her şey olabilir Türkiye'de. Çünkü Türkiye'yi de nihayet siyasetçiler yönetiyor. Bu nedenle bu konuda daha uzun, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimi kim kazanırsa ne olur bahsine. Amerika Birleşik Devletleri'ni kim kazanırsa Türkiye'nin işine yarar. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığı kim yakalarsa yakalasın, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin işine yarama ihtimali sıfır. Siz sanıyor musunuz ki o saatten sonra ikinci başkanlığında Trump bütün her şeyi Erdoğan'ı kurtarmak için harcayacak? Öyle bir imkan var mı? Zannediyor musunuz? Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Hayır, imkansız. Artık Trump da şunu gördü. Amerika'da askere rağmen hiçbir şey yapamaz Trump. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna rağmen hiçbir şey yapılamaz. Ne dış politika yapılabilir, ne ekonomi yönetilebilir. Amerika'daki ordunun geçmişte bizde yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden farkı, darbe yapmadan, yani silah kullanmadan darbeyi yapmasıdır. Onlar o işi çok iyi biliyorlar. Bizden çok daha iyi biliyorlar. O nedenle orada da iktidara gelen başkanlar aslında kesinlikle ve kesinlikle önce Pentagon'la anlaşıyorlar. Diyorlar ki bizi bize bırakın. Sakın ola merak etmeyin. Biz sizin hangi konuda ne düşündüğünüzün farkındayız. O noktada eğer yanlış bir şey yaparsak bilin ki iç politika amacıyla yapmışızdır. Nihai kararı sizle oturup konuşmadan ve sizin önerinizi almadan uygulamayız derler. Siz zannediyor musunuz ki Biden seçilirse Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan götürmek için hemen atağa geçecek? Ya gülerim size ya. Kusura bakmayın. Ya kaç oldu anlatıyorum bunu. Daha Biden hani hatırlar mısınız? Erdoğan kızdı, sözde çok bağırdı. Erdoğancılar, bizim medya falan. Vay kim bu Biden? Birden demokrat kesildiler. Neymiş? Biden Türkiye işçilerine karışıyormuş. Seçimde Erdoğan'ın seçilmemesi için muhalefete yardım edeceklermiş. Ya Biden o lafı o kadar haklı, o kadar doğru ve o kadar uyanıkça kullandı ki. Ya adam 70'li yıllardan beri Amerika Birleşik Devletleri siyasetini ve devletin içinde. Ne konuştuğunu, ne söylediğini bilmeyecek kadar salak mı bu Biden? Eğer onun o kadar salak olduğunu düşünen varsa kusura bakmasın ama salak kendisi. Evet, Biden bütün bu konuşmaların hepsini bilerek yapıyor. İsteyerek yapıyor. Biden başkan olur Ocak 2021 Ocak kaçında? Ayın ikinci haftası galiba göreve başlayacak bilebildiğim kadarıyla. Yanılabilirim, lütfen Google'dan arayın. Biden başkan olduğu zaman olunca kendisi bir defa asla ve asla Erdoğan'la falan görüşmeyecek. Telefonlarına da hiç çıkmayacak. Aha, not koyuyorum. Evet. Naza çekecek kendisini. O kadar akıllı ki bunlar. Ve bunların danışman ordusu. Bizdekiler gibi yalaka birlikleri değil. Bizimkiler danışman değil ya, yalaka. Pembe boya kutusu ellerinde. Bir de fırça ellerinde, her tarafı pembeye boyayan yalakalar, yağcılar, badanacılar. Bu kadar abi. Başka hiçbir özellikleri yok. Özellikleri olsaydı danışman hizmeti verdikleri insanla 18 senede ya da kaç senedeyse efendim şurada yanlışsınız derlerdi. Hiç demediler. Demediler abi. Demiyorlar. Ve Türkiye bakın ne hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki danışmanlar öyle değildir. Onların Biden'a söyleyecekleri ki Biden da en az onlar kadar, hatta onlardan çok daha fazla kafası çalışan, bir de devlet deneyimi olan birisi. Diyecekler ki efendim şu andaki Türkiye Cumhurbaşkanı'nın acayip defoları var elimizde. Efendim Erdoğan'ın defosu var demiyorum. Ben demiyorum. Ben size şimdi hayali bir konuşma yazıyorum. Diyecekler ki efendim Türkiye Cumhurbaşkanı'nın elimizde ve CIA'de acayip depolar olduğuna ilişkin belgeler var. O belgeler belki sahte olabilir canlarım. Bakın sakın tekrarlıyorum ha. Bunların hiçbirisi bilgiye dayanmıyor.
Ellerinde böyle bir belge var. Erdoğan'ın defosu var. Erdoğan'ın bilmem ne bilmem ne yapmış. Bunların hiçbirisini söylemiyorum. Asla, 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 asla. Ben söylemiyorum kardeşim. Ben şu anda analiz yapıyorum. Analiz yaparken de sezgilerimi, hayal gücümü de kullanıyorum. Tabii ki kullanacağım. Peki o zaman Erdoğan'a önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun lehine yapması gerekenleri dikte edeceğiz. Yaparsa problem yok, bırakın kalsın. Çünkü mutlaka ilerleyen günlerde, aylarda daha başka isteklerimiz de olacaktır. Yapmaz ise o zaman da parça parça, Çin işkencesi gibi, parça parça o defolarıyla ilgili belgeleri dünya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna dağıtacağız. Ya canlarım, şimdi anladınız mı? Sosyal medya neden yasaklanacak Türkiye'de tam olarak? Anladınız mı şimdi? Evet. Erdoğan sosyal medyayı yasaklamadan seçime gitmez. Ya gitmez ya. Allah Allah, merak etmeyin. Yani sosyal medyada yasak tam başlamadan Erdoğan ülkede seçim olmasına asla izin vermeyecektir. Ha belki Devlet Bahçeli'ye yukarıdan Devlet Bey, operasyon başlamıştır. Erken seçim ve sosyal medya konusunda kapatmalar olursa lütfen dik durunuz. Biz Türkiye'de demokrasi istiyoruz. Türkiye'de herkes konuşsun. Biz partimize güveniyoruz. Bizim hiçbir defomuz yok. Defosu olanlar korsun diye bir açıklama yap diyeceklerdir. Böyle bir yukarıdan talimat gelecek Bahçeli'ye ve Bahçeli bunlar öngörü. Benim öngörüm, ben şu anda bir senaryo yazıyorum sizlere. Senaryo. Aman ha, senaryo yazıyorum. Lütfen bunları ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Ve Bahçeli o zaman erken seçim isteyecektir. Aksi halde erken seçim sosyal medyanın bu haliyle yapılamaz. Yerel seçimleri her ne kadar Millet İttifakı'na HDP'li seçmen kazandırdıysa da burada sosyal medyanın rolünü unutmak bana göre zeka özürlüğü olduğu konusunda o kabul edenlerin kanıt üretmekten başka bir şey değildir. Yani bir nevi itiraftır. Biz geri zekalıyız. Liberal seçimlerde Millet İttifakı'nın başarısında sosyal medyanın hiç rolü yoktur demektir. Yani anladınız beni. Peki ben bunları niye anlatıyorum bu saatte, gecenin bu saatinde? Neden size başka bir sürü gündem haberleri varken vermiyorum? Bunları anlatıyorum size. Neden? Çünkü bundan sonraki yapacağım bütün gündem yorumlamalarında bunları lütfen asla ve asla hatırlamamazlık etmeyin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim şu kazanır, bu kazanır. Ah bah! Bir tarafa koy. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimi kim kazanırsa kazansın, önce Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun çıkarlarını düşünerek Recep Tayyip Erdoğan'ı değerlendirmeye çalışacaktır. Bunu bir tarafa koyun. Amerika Birleşik Devletleri'nde gelen yeni başkan Türkiye'nin borçlarının ertelenmesi gerekiyor ise ve bu borç ertelemenin yapılabilmesi için Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin işine gelen ve tabii ki NATO'nun işine gelen tavizleri vermesi de şart ise o dış borç rahatlaması sağlanacaktır. Ne zaman? Önce Erdoğan Amerikalı yeni başkanın, yeni ya da Trump fark etmez, başkanın istediklerini yapacak. Ondan sonra bunu da bir tarafa koyayım bir defa. Bunu asla sakın unutmayın. Ekonomiyle ilgili konuşuyorum. Yani ay dolar 20 lira olur, 50 lira olur. Yani biraz bana göre yıllardır, galiba 2 yıldır söylüyorum. Bunlar biraz ham hayal. Hatta sevgili Selçuk kardeşimi bir seneden daha fazla zaman önce, değil mi canlarım? Yani 2019 senesinde herhalde 12 lira falan olacak deniyordu. Biraz daha dengeli gidelim diye naçizane abisi gibi tavsiyede bulunmuştum. Ve son 2-3 aydır da benim ağzımdan 12 lira 13 lira lafını duymadınız. 10 lira olur dedim. 10 lira. Dolar. Olur mu? Olur ama şimdiki dediklerim olursa olur. Ne zaman? Yeni Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da mevcut başkan fark etmez, Recep Tayyip Erdoğan'a istediklerini yaptırdıklarından sonraki o rahatlama sürecinde. Neden? O zaman çok büyük ihtimalle özel sektörün borçları daha uzun vadeye yayılacak. Nefes alabilmemiz için Türkiye'ye yine bir miktardır, bayağı bir miktar borç verilecek. Borç, swap değil, hayır. Swap,
Başından beri tehlike ama ayakta durabilmesi için Erdoğan'ın sevap yapmak zorunda, mecburiyetindeydi Erdoğan. O yaptığı sevaplar sayesinde bugün %30'ları hala koruyabiliyor. Onu yapmasaydı bugün Erdoğan zaten yoktu. Canlarım benim. Ama bütün bunları olurken Erdoğan'ın Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne neler verdiğini, tabii Avrupa Birliği üyelerine, ülkelere de neler verdiğini hep birlikte izleyeceğiz. Ya vermeden, ya vermezsek Erdoğan direnirse, direnmeyecek. Direnemeyecek. Ha, bu kadar net konuşuyorum. Direnemeyecek. Direnme ihtimali ben sıfır görüyorum Erdoğan'ın. Direnmeye kalkarsa, ya neyle direnecek? Neyle? Daha ne kadar süre swap yapabilecek %6,5-7 faizlerle? Dolar faiziyle. Daha nereye kadar yapacak ya? Ne kadar? Daha kaç sene, kaç defa daha dış borç ya da Eurobond satacak? Kaç sene? Kaç defa pardon? 2+2+2. 6. 6 milyar dolar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu andaki borçlarında dişin kovuğuna gitmez. Yatırım ne olacak? Ham madde ithalatı ne olacak? Sadece ham madde ithalatı değil. Üretim zaten durmuş vaziyette. İnsanlar tüketmek isterlerse ne olacak? Yani canlarım, Recep Tayyip Erdoğan şu anda şahmat. Ama şahmat olmadan önce elindeki bütün gücünü, filelerini, kalelerini, piyonlarını sonuna kadar vererek tek başına kalmaya çalışacak. Mat olmayı kabul edecek mi? Satrançta o kadar usta değilim. Eğer başka bir çözüm varsa o çözümü deneyecek. O çözümün ne olduğunda lütfen bir satranççı çıksın söylesin. Şahmat. Ve şahmat üzerine ya da şahmattan sonra yapılacak oyun ne? Kapatmak mı? Satranç tahtasını kapatmak mı? Hepsini, oyuncuların şahını, vezirini, piyonlarını, kalelerini hepsini bir torbaya koyup kaldırmak mı? Ve haliyle tabii satranç tahtasında rafa koymak mı? Ne? Bilmiyorum. Onu satranç ustaları anlasınlar canlarım benim. Kusura bakmayın yani. Evet canlarım. Hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.